imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ben tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmaya bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, yedi vakit namaz da kılıyorum. Ee, evet, Sizi ki huzur buluyoruz. Ben size hiç sıkıntılı zamanda çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. İyi akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir her an Kur'an her an mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Alıca Barbaran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamdede şükür ederiz. Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamdülillah <laughs> şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizin onların mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Meditasyon ve zikir bugünkü konumuz Muhterem Hocam. Uygun görüyorsanız ilk sifadenizden başlamak istiyoruz. Muhterem Hocam günümüzde meditasyonun insanlara ferahlık veren bir müessese olarak tarif edildiğini görüyoruz. Söylenildiği gibi meditasyon insanlara rahatlıktır mı Muhterem Hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'ya sonsuz ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an her an mutluluk formunda bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet daveti, şeref çetesi ve garantisi olduğuna göre Kur'an-ı Kerim insanların rahat ve huzura erebilmesi, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri, mutlaka cihet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmaları ve mutlaka zikir denilen ibadetlerin sultanın yapmalarıyla mümkün olduğunu ifade ediyor. Şimdi transantral meditasyonda olan hiçbirisi yok. Allah'a ulaşma dileği yok. Mürşide tabiiyet yok. Şifre olan Allah'ın zikrinin tekrarı yok. Sadece şeytan insanlara bir tuzak kurmuş. Transantral meditasyon bir şeytanın tuzağıdır. Korkunç bir iftirasıdır. İnsanları aldatıyor diyor ki Om denilen kelimeyi tekrar edin. Böylece rahatlarsınız. E, Om denilen kelime Sanskritçe bir kelime. Sihir ve büyü bu tek kelimenin tekrarı kalpten nurları oluşturmuyor, karanlıkları şere almıyor. Aksine tam tersi kalbin daha kararmasına sebebiyet veriyor. Ama şöyle söyleyelim. Mesela insanlar ağrı kesici kullanıyorlar. O süre içerisinde <laughs> bir uyuşma hali gerçekleştiği için tamam diyor olsun diyor. Halbuki ağrı kesici kesinlikle şifa veren bir mesele değil. Yetmez. Ağrı kesici daha da eğer sadece ağrı kesiciyle kalınsa diğer vitamin, şifa veren, hastalığı tedavi eden ilaçlar devrede yoksa tam tersi daha da hastanın kronikleşmesine sebep ediyor. Diyor. Dolayısıyla transantan meditasyon bir rahatlık vermek şöyle dursun, tam tersi insanları şeytanın korkunç batağına sürüklüyor. Bir şeytani tuzaktır. Onunla hiç kimse rahat bulamaz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam meditasyonun devreye girmesine sebep olan kurtar kurtarıcı sistem Kur'an-ı Kerim'de de zikir olarak açıklanıyor. Zikir nedir Muhterem hocam? Evet. Nefsimizin manevi kalbinde insanları rahatsız eden 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cahalet, cimrilik, Kısacası bu dünyadaki huzursuzlukların, ve mutsuzlukların, ölüm sonrası hayatta azabın, cehennem azabının var olmasının arkasında bu nefsimizin afetleri var. İşte zikir denilen müessese, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerdi, Allah bu talebi onda görürse, Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve onda gerilik kalp şartlarını oluşturur. Rahim esmasının tecellisi o kişide yedi tane kalp şartını oluşturuyor. Birincisi kalpteki ekinet alınıyor. Fıkıh açılıyor. ihbat konuluyor. Kalp Allah'a dönüyor. Kalbe giden nur onu açıyor. Beş kalp şartının sahibi kişi Allah ismini tekrar ederse ki bu zikirdir. Onun kalbine Allah'ın nuru giriyor. O nurla kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle mürşidini Allah'tan talep etse kesinlikle Allah ona gösteriyor. Tabiyetle birlikte yedi nimeti alan bu kişi zikretmeye başladığı zaman ibadetlerin sultanı artık o kişinin kalbinde nurlanma oluşuyor. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri karanlıklarıdır. Ama bizi huzura ve mutluğa ulaştıran o afetlerin yerini alan faziletler ve Allah'ın nurlarıdır. Öyleyse zikir kalbimizi deki arınmayı vücuda getirdiği, afetleri dışarıya Allah'ın katına faziletleri kalbimize taşıdığı için asıl mutluluğa ulaştırıcı olan yegane vasıta faktör o zikirdir. Transanslar meditasyon ise bir zikir sahtekarlıdır. Ona benzetilerek çıkartmış ki şeytan insanların zikrine mani olsun. Allah razı olsun. Allah sizden sonrası razı olsun. Muhterem hocam, Muhtemelen hocam allah Teala daimi zikri neden farz kılmıştır? İşte çok güzel. Daimi zikri farz kılmasının arkasında ancak daimi zikirle bu 19 afetten tamamen temizlenebiliriz. Zikir farz, Müzemmiz Suresinin 8. ayet kelimesi bu sadece afetler üzerinde kontrolü sağlamamız içindir. Çok zikir farz, bu gerçekten de allah Teala'nın <laughs> her konuda öne geçirmemiz için. Daimi zikir farz, ayaktayken, otururken, yanısı yatarken, afetlerden tamamen temizlenmemiz için. Öyleyse allah Teala zikri farz kılmış, afetlerin bizi kontrol altına alması yerine tam tersi faziletlerin bizi kontrol altına almasını sağlamak için. Asap 41 bunu daha öteye geçirerek en güzel bir Nisa 103 daimi zikir ise tamamen afetlerin kalbimizden temizlenmesi faziletlerin kontrole geçer, geçirmesi faziletli bir insan olmamız içindir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam Allah'ın beklentisi bizlerin dünyadan kopup sadece Allah için yaşaması mıdır? Hayır tam tersi. Genellikle zahitliği bir lokma bir rıka olarak tarif ediyorlar. Tam tersi. Necm suresinin 39. ayet kelimesinde, kerimesinde وَاَلْنَيْسَ لِنْ اِنْسَانِ masa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur bu çalışma hem ahiret çalışması olacak bu çalışma hem dünya çalışması olacak e o zaman daimi zikre nasıl ulaşacağız ahiret çalışması zaten bir zikirdir ama dünya çalışmasını da zikirle yapmamız halinde o zaman o da ibadet hüyetine dönüşüyor dünya çalışmasını zikirle yapabilir miyiz evet onun Allah-u Teala Nisa 103'te otururken diyor. E çoğu insan oturarak çalışıyor. Ayaktayken diyor. E yürürken birçok filler var. Yan üstü yatarken diyor. Yani daimi zikri bize fark kısmı, allah Teala ahirete dönük olan şeyler zaten zikir üyetindedir. Ama dünyaya dönük olanların da zikirle yapılması halinde o da bize derece kazandırıyor. Yani devamlı hayır içerisinde bir hayat yaşamamızı istiyor ki bu da bizim için daimi bir mutluluk olayıdır. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Mutlum hocam meditasyon yapan insanlar genelde om kelimesini tekrar ediyorlar. Bunun yerine Allah kelimesini kullanılsalardı faydalı olur muydu? Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri takdirde bu kelimeyi kullansalar da onlarda bir pozitif sonuç oluşturmaz. Nitekim allah Teala bu konuyu Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Rum 39'da allah Teala insanlar malları artsın diye faize verdikleri para Allah katında artmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptıkları zikir de onların nefsinde o nuru oluşturmaz. Ama ancak Allah rızası için verdikleri zekat ve Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptıkları zikir onlara fayda verir. Neyse ve o kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah kelimesini tekrar etseler dahi bir fayda sağlar mı? Hayır, bir mutluluğa ulaştırmaz. Fayda sağlayabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam. Günümüzde meditasyon ile insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığından kolayca kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Bu tür çalışmaları insanları hedefe ulaştırır mı? İnsanların sunduğu reçeteler tamamen insanların zanlarına dönük asla hedefe ulaştırıcı değil. Bizi yaratan, yoktan var eden Allah'tır. Ve bize nefsi veren de Allah'tır. Bize ruhu veren de Allah'tır. Dolayısıyla bizi huzursuz ve mutsuz kılan bu nefsin afetlerinin tamamen kontrolün bize geçmesi, temizlenmesi, tezke ve tasfiyesi dinin asıl konusudur. Vallahi Teala bu konuyu her devirde zikirle gerçekleştirmiştir. Zikir çok zikir, daim zikir. Bunun gibi birçok Allah'ın evliyası yetişmiştir. 14 asıl evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında ulaşmayı dileyen, tabiyetini gerçekleştiren, saadeti yaşayan bir toplum oluşmuş. Bu saadeti oluşturan insanlar, saadeti yaşayan insanlar hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşamışlardır ve mutluluğun zirvesine ulaşmışlardır. Ama bunun dışındaki bir insanlara vaz ettiği çözüm asla sonuç oluşturmaz, hedefe ulaştırıcı değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. olsun. Muhtemelen meditasyon yapan insanların kalplerinde iman kelimesi olabilir mi? Meditasyon yapan insanların kalbinde iman kelimesi olamaz. İman kelimesi ne zaman yazılır? Allah ulaşmayı kalben dileyen, 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişinin kalbindeki küfrü Allah dışarıya alıyor. İmanı yazıyor. Küfrü dışarıya alan, imanı yazan Allah'tır. Allah Teala'nın da küfrü dışarıya alabilmesi, imanı yazması o kişinin 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmasına bağlı. Böyle bir şey yok ki iman yazılabilsin. Dolayısıyla iman da yok ve om kelimesinin tekrarıyla kalbe sadece karanlıklar girer. Allah razı olsun. Allah'tan sonsuz razı olsun. Oturum hocam her devirde Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin temsilcileri olmuş mudur? Evet her devirde zulmani ilmin baş temsilcisi şeytandır. Rabbani ilmin de onun zıttı olan her devirde yaşayan temsilcisi Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam insanlardan Rabbani ilmin temsilcisidir. Ama iblis cinlerden zulmani ilmin temsilcisi. İblis kendisindeki o zulmani ilimlerle tek hedefi var insanlara rahatsızlık vermek, onlar huzursuz ve mutsuz kılmak. Hazır Aleyhisselam'ın de tek hedefi var. İnsanları Allah'ın kendisine verdiği Rabbani ilimle mutlu ve huzurlu kılmak. Allah razı olsun. Allah sizden son olsun. Muhtemelen Hocam şeytanın dostları açıkça insanları şeytana çağırırlar mı? Şeytanın dostları açıkça insanları şeytana çağırmazlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başkasının dilemesine mani olan insanlar kendileri yozlaştıranlardır. Ulaşmayı dilemeyen ilimsiz sofular da yozlaşanlardır. Dolayısıyla her devirde şeytanın avanesi taraftarları yozlaştıran ve yozlaşanlar var ki yozlaşma onların ortak bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar ne dese desin bu tip, bu türden insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri tabi olmadıkları takdirde asla ne bir nefs eskisi ne de arkasından bir nefs tasfiyesi onlar için mümkün değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. olsun. Utan hocam Allah Teala mutluluğun anahtarlarını Kur'an-ı Kerim'de de insanlara teslim etmiş. Bu anahtar İncil'de de ve Tevrat'ta da var mıdır? Allah razı olsun. Evet. Çünkü Hazreti İsa, Hz. Musa Aleyhisselam da bir peygamberdir. Allah Teala ona şeriat olarak Tevrat'ı vermiştir. Tevrat'ta hemen gösterelim. Yedi safa farz. Ekrana Tevrat'taki ayetlerle yedi safanın farz olduğunu gösterebilirsek bakın. Tevrat'taki süreye itibariyle eğer bütün yüreğinle Rab'be dönmeye niyetliyseniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bu ayette yer alıyor. Müşrede tabi olmak. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Hz. Musa Aleyhisselam devrin imamı ise senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Ruhun teslimi Rab iyi sığınaktır. Sıkıntı anında korur kendisine sığınanları. Fizik vücut teslimi. Fizik vücut Evet, fizik vücut tesliminde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de zamanda yaşayan bir bedevi Ey Allah'ın Resulü ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhsul kul oluyor. Bir sene sonra geldiğinde ben Muhsin kul oldum mu komşuna söyle diyor. İşte burada bizim dışımızdaki insanlar yakın komşu, uzak komşu onların üzer üzerimizde hakkı var. Belki komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Öyleyse görüyorsunuz ki komşunun komşu üzerinde o kadar hakkı var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor neredeyse Cebrail aleyhisselam bana o kadar komşudan bahsetti ki san, sandım ki komşu komşuya varis olacak. Komşunun komşuna karşı Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Yalancı şahit olmayacaksın. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına hem evine hem tarlasına erkek ve kadın kölesine öküzüne eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Nefsin Allah'a teslimi yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Bu ne zaman mümkün? Daimi zikirle. Ne zaman edek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Demek ki daimi zikir bizi tamamen sözlerden kurtarıyor. İrşada ulaşmak, onlarla kalıcı bir anlaşma yapacağım. İşte bu tövbe-i nasıl olay var? Ve iraden Allah'a teslimi bu şekilde. Tevrat'ta yedi safa farz. Ve yedi safada yaşanmış. İncil'de de yedi safa farz. Ve yedi safada yaşanmış. Kur'an'da yedi safa farz, yedi safa yaşanmış. Öyleyse <laughs> <laughs> Affedersin. Kurtuluşun bütün reçeteleri ne yapmıştır? allah Teala bütün kutsal kitaplara yarıştırmıştır. Öyleyse Nasıl Kur'an-ı Kerim insanlar için bir saadet daveti garantisi ise Tevrat ve İncil de aynı şeyi söyleyebiliriz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hocam hocam bugün görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İstanbul'dan Mina'nın Muhterem Hocam Nisa Suresi 64 ve Mümin Suresi 7. ayet kelimeleri açıklar mısınız? Allah razı olsun. Nisa 64 ve Mümin 7'de Nisa 64'te allah Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse her devirde kavim Resulleri var ve allah Teala'nın o Resulleri bizim için vazifeli kılması bizim onlara itaat etmemiz içindir. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِزَّلَ مَوْمُسَمْ O nefsine zulmedenler. Câhüke. Sana gelselerdi. فَاسْتَغْفُرُ Allah'tan mağfiret dileseydi ve stafınların Resulü Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Nurşit önde yapılan bu tövbeyi Allah tam yedi tane ayet kerimede açıklıyor. Bu yedi ayetten bir tanesi de Omin 7. Nisa 64 nasıl varsa Omin suresinin yedinci ayet kelimesi de var. Velzîne yahmülûnel arşe ve men havlehu bakın Nisa 64 ve mumin yedi yan yana var. Mumin yedi de arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi devri imamı. Hamd ile Rablerini tesbih ederler ve amin olanlar için mağfiret dilerler. Derler ki Rabbimiz sen her şeyi rahmetin ve ilminle kuşatmışsın. Mürşidin önünde tövbe edip senin yoluna tabi olanları mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Öyleyse görüyorsunuz ki Evet. Burada da aynı şekilde Neve 39 Mürşid eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldü ve ona tabi olunduğu gün. Zahke hak 7 ayet Mürşid'e tabiyeti açıklıyor. Nisa 64 bunlardan bir tanesi. Belki bu Nisa 64 ile Fatır 32 birlikte zikredilebilir. Üç grup insandan bahsediyor allah Teala Fatır 32'de. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i onlara miras bıraktık. Öyleyse Kur'an'ın mirasçıları Sümme evresnel kitab ellezi ibadina Kullarından seçtiklerimize miras mı? hum zalimün nefsi Bir kısmı nefsine ediyor. Bu nefsine zulmedenler Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar. Ve minhu bir kısmı da iktisad edenler. Henüz yani daim zikre ulaşmamışlar ama fizik vücut teslimindedirler. Ve minhum sabikuna hayrat ve bir kısmında hayırlarda ileri geçen daim zikrin sahipleri. Üç grubu insan, kitap onlara miras bırakılmış. Aynı olayı biz Alimran 7'de de görüyoruz. Ama Alimran 7'de orada bir şey daha var. Rasihun ve Ulul Elbab rasyon kesinlikle ilme yakın sahipleri ama kalbinde zeyg olanlar, açıklanıyor kalbinde zeyg olanlar müteşabi ayetlere tabi olmak suretiyle fitne çıkartıyorlar. Yani fitne çıkartanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Öyleyse burada yine üç grup insan var. Bunlardan bir tanesi ilimde rasyon olanlar, diğeri de ul elbab. Aynı üç grup insan Vakıa suresinin 8, 9, 10. ayet kelimesinde ifade edilmiş. Ashabim meşeme, ashabim meymene ve sabikun. Burada ashabim meşeme neye tekabül ediyor? Kalbinde zevk olan fitne çıkartanlara tekabül ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam müsaadenizle Diyarbakır'dan Kadir Bey bize bir görüntülü soru. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat sevgili Cabar hocamız. Hürmetle elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Sevgili Cabar Hocamız izniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Allah razı olsun. Sevgili Cabar Hocam etrafımızdaki insanlar dinde orta yolu seçtiklerini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i şerifinde bir insanın kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, emanet ve hiyanet bir arada bulunmaz diyor. Bu kişiler ile bu hadis-i şerifi ilişkilendirebilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Biz de seni çok seviyoruz. Kalbimizden, şahsında bütün diğer kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Din adamları ve günümüzdeki kişiler biz orta yolu benimsiyoruz. Şimdi allah Teala 7 tane ayet-i kerimede biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Na 89'da biz bu kitapta her şeyi açıkladık eğer hiçbir şey açıklanmamışsa, şey eksik bırakılmamışsa, kitapta her şey açıklanmışsa o zaman orta yolun da açıklanması gerekir. Hazreti Ömer yanılmıyorsam buyuruyor ki kişi iman ettiği gibi yaşamıyorsa yaşadığına inanmaya başlıyor. E şimdi biz neye iman ediyoruz? Kur'an-ı Kerim'e. O zaten muhteremlerde de sorsanız diyecekler ki tabii biz Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. E o iman ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de bir orta yoldan bahsedilmiyor. Bir kere sebil yoldur. Tarik de yoldur. Sırat da yoldur. Üç çeşit yoldan bahsediliyor ama bunların hiçbirisi orta yol değil. Sebil, kişinin mürşidine tabi olduğu noktadan ana dergiha ulaşan yeryüzünün satına birer paralel gözle görülmeyen bir yol. Tarik devrin imamın ana dergahından yedinci gök katına yedi tane gök katını birbirine bağlayan tarik-i müstakim bir yol. Sırat-ı müstakim yedi alemi birbirine bağlayan yatay yol. Ama bunların içerisinde biz orta yolu görmüyoruz. Yani uyduruyorlar kendi kendilerine ama uydurmaları Kur'an-ı Kerim'de yok. Orta yol diye bir yol yok. Varsa bize göstersinler. İşte biz gösteriyoruz bakın. Onlara bunu gösterebilirsiniz. İşte Sebil-i Kişinin mürşidine tabi olduğu noktadan devrin imamın adergahına yeryüzünün satına paralel baş gözüyle görünmeyen bir sanal yol ama kişinin elinden tutuyor ana dergaha ulaştırıyor. Sadece altın kapı ana dergahta. Dolayısıyla Hidayete erme bu kapıdan gerçekleşiyor. Tarık-ı müstakime ulaşıyor. Tarık da bir yoldur. Tarık-ı müstakim yedi tane gök katını birbirine bağlayan dikey yol. Sırat-ı müstakim yedi alemi birbirine bağlayan dikey yol. Ama bu yolların hiçbirisinde orta yoldan bahsedilmiyor. Bu zaten muhteremler eğer Kur'an dışı bir şeylere inanıyorlarsa o da onların bileceği bir şey. Onlar Allah arasında ama bizim dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Allah şey Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Şimdi gelelim şeytana götüren yol. Şeytana götüren yol gay yolu. Bu da yine dünyadan başlayan ve şeytana ulaştıran bir baş gözüyle görünen bir yol. Tarık-ı Cehim yine dikey esmer-i sahibine gönderiyor. Sırat-ı Cehim keza öyle. Ama burada da bir orta yol söz konusu değil. Öyleyse biz orta yolu takip ediyoruz dedikleri nokta kesinlikle bir uydurma, bir yalandan başka bir şey değil. Orta yol hangi ayet kelimede geçiyor? Furkan suresinin daha doğrusu orta yol değil. Orta kelimesi hangi ayette geçiyor? Orada yol yok. Furkan 67. Ne diyor Allah Teala Furkan 67'de? Furkan 67'de diyor ki Rabbimiz bakın Furkan 67. Vellezine iza enfaku lem yusrifu ve lem Siz infak ettiğiniz an israf etmeyin ve cimri olmayın lem yesrifu ve lem yaktiru ve kane beyne zalike kavama orta biliyor tutarlar buradan infak ettiğimiz zaman ne görüyoruz Allah yolunda malları ile canları ile infak edenler şimdi lem yaktiru dediğim zaman cimrilik etmezler yani mal ile cihadın en alt noktası zekattır o insanların zekatını vermelerini Allah istiyor. Eğer bir insan zekatını vermiyorsa o cimridir. Allah katında cimri. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle nefsinin cimrinden kurtulanlar felah bulur diyor. Öte yandan bunun en üst noktası da israf etmezler. İsraf etmezler. Diyelim ki bir kişinin geliri 2000 TL öyle 2000 TL ama 2000 TL olmasına rağmen aylık ne yapıyor? bazı onunla geçinebilenler var. Bir de geçinmeyenler var. Bazıları da 5000 TL alıyor. Normal bir ailevin bir aylık geçimi 3000 TL olsun. Öyle misal veriyorum ki anlaşılsın diye. 2000 TL fazlalığı var. Şimdi eğer o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse kesinlikle bunun zekatını vermesi lazım. Zekattan sonra mürşidine tabi olan birisi ise birini de vermesi lazım. Kazancının yüzde beşi oluyor. Arkasından istisnasız eğer kazancı daha varsa yatırımlar varsa sadakasını vermesi lazım. Arkasından yine kesinlikle kazancı varsa bu sefer ihtiyaçtan fazlasını verecek. İhtiyaç ne eğer aylık olarak alıyorsa ve aylık 5 bin TL, 3 bin TL ihtiyacını karşılıyorsa her şeyiyle, 2 bin TL fazlalığı israf olmasın diye ya yatırıma dönüştürecek, işsizlere israf iş açacak veya kesinlikle ihtiyaçtan fazlasını verecek. Ancak bu halde kendisini israftan koruyabilir. Kim ki işsizlere iş sahası açarsa o kendisini faizden korur. Kim ki ihtiyaçtan fazlasını verirse o kendisini israftan korur. İsraf Allah'ın yasak ettiği bir film evet. Faiz Allah'ın yasakladığı bir film evet. Mesela günümüzde görüyoruz faizle yatırım arasında zıt bir ilişki var. Eğer faiz artıyorsa yatırımlar kısılıyor, istihdam sorunu başlıyor. Eğer yatırımlara öncelik veriliyorsa o zaman faiz azalıyor. Aslında saatli bir ekonomi faizin tamamen sıfırlandığı bir ekonomidir. Faiz sıfırlandığı zaman bunun manasına İnsanlar elindeki sermayeyi yatırmaya dönüştürüyorlar. Yatırım demek istihdam demek, yatırım demek gelir demek, yatırım demek herkesin iş, aş, ev sahibi olması demektir. Ve saatli bir ekonomi de bunu gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz bundan hocam tövbe aldıktan sonra Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek yine cehenneme gider miyiz? Allah razı olsun. Yok tövbe aldıktan sonra sevgili kardeşlerim büyük günahlar var. Bu günlük günahlar Mümtehine suresinin 12. ayet-i açıklanıyor. Ne diyor allah Teala? Hemen sayalım. Ey mümin, müminler ki sana geldiklerinde. Allah'a bir şey ortak koşmamak bir. Hırsız, hırsızlık yapmamak iki. Zina işlememek üç. İftira etmemek dört. Başkasını, evlatlarını kalp etmemek 5 Beş. Maarifte sana isyan etmemek üzere altı. Bu altı konuda bir de yedincisini eklemekte fayda var. Ne olabilir? Bazıları ne diyor? Bazıları hmm, faiz diyor. Olabilir. Bu yedi tane büyük günahı kebayır den kişi kaçınırsa istisnasız. O zaman. Ne yapıyor o kişi? Günah sahibi oluyor ama asla vasıta o günah sebebiyle onun cehenneme gitmesi söz konusu değil. Hangi ayet gereğince? Hem Nisa 31 hem Necm 32. Nisa 31'de ne diyor? İn teşten bu kebaire matun İn Nisa 32 değil. Nisa 31. Necm 32. Evet. Nisa bir. Evet. teşteni <laughs> bu. Eğer iştinab ederseniz kaçın kebaire. Büyük günahlar. Matun hemne. Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız anu nukefir ankum seyyatikum. Allah sizin günahlarınızı örter. Ve <laughs> nuthulukum mutkhalen kerime ve sizi ikram olunacağınız bir yere koyar. <laughs> yani siz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. ikram sahibi bir rızık olursunuz. Rızkın sahibi olursunuz. Burada da yine aynı şekilde اَلَّذ۪ينَ يَشْتَرْمُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَّحِشَ Demem. Küçük günahlar hariç. Öyleyse büyük günahlardan kaçınan kişi ki yedi tane büyük günah var tekrar ediyorum. Şirk var, hırsızlık var, zina var, iftira var, haksız yere açlık sebebiyle katletmek var ve marifta isyan etmek. Altı. Buna yedincisini şöyle ekleyebiliriz. Muhtemeldir ki başka bir yerde açıklanıyor. Faiz veya savaştan kaçmak. Ama faiz daha bir mantıklı. Yedi grup insan. Çünkü faiz alana da ve ne de allah Teala ne diyor? Lanet etsin. O zaman faiz çok kötü bir şey. Dolayısıyla bu yedi büyük günahtan kaçınan insan küçük günahlar onu asla cehenneme götürmez. Necm 32'de küçük günahlar hariç. Büyük günahlardan ve fuhuştan iştinab edenler. Büyük günahlar ve fuhuştan iştinab edenler muhakkak ki Rabbinin muafireti geniştir. Allah aziz olsun. Allah sizden yani sonsuz olsun. Bizleyicimiz Muhterem Hocam Din adamları Allah ile konuşulmasına, dinin direkt Allah'tan öğrenilmesine inanmıyorlar. Bu inanca karşılık verebileceğimiz ayetler ve hadisler nelerdir? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. İnanmıyorlar, onların paşa gönlü bilir. Ölünce o inanmayanların akıbetini görmelisiniz. Dolayısıyla din baştan sonra şimdi onların ürettikleri 19 tane hurafe var. Bunu alt alta yazalım. Bir de bu o, dinin Allah'tan doğrudan doğruya ölmesine inanmayanlar 19 hurafe ile dine, dini yaşadıklarını iddia ediyorlar. Ama bunun bir başka versiyonu da Kur'an-ı Kerim'de 19 kavramı çıkartmışlar. Mesela bakın bu 19 hurafeden sonuncusu bütün resuller peygamberdir. E şimdi sadece bunu inceleyelim. Bakın bütün Resuller peygamber. Bu bir hürafe. Bütün Resuller peygamberdir. Yan tarafına bizim Asap suresinin Asap 40 Kur'an-ı Kerim'in şifresi diye bir kitabımız var. Orada Resuller haritasını çıkarttık. Şimdi orada Resuller haritasını çıkarttığımız zaman eğer ilave edersek burada ne görüyoruz? O, bakın görüyoruz işte. Bütün Resuller peygamberdir. E o zaman şu haritaya baktığımız zaman bunlar Kur'an ayetleri. Tüm Resuller peygamberse o zaman kralın elçisi Firavun zindana bir kişi gönderiyor. O da mı peygamber? Onun bırakın hidayetle bir alakası yok. Sabah melikesi Süleyman Aleyhisselam'a hediyelerle elçi gönderiyor. Resul. Hiçbir alakası yok. Ne hidayet ne şu ne bu. Bunlar da Resul. E bütün Resuller peygamberdir. O zaman bu ayette geçen Resuller peygamber olabilir mi? Bu Kur'an-ı Kerim'e bir iftira. Hidayetle görevli olmayan melek Resuller. Ölüm melekleri, kiramen katve melekleri. Onlar da mı peygamber? O zaman eğer peygamberlerse bizim her sağ ve sol oğlumuzumuzda iki tane peygamber mi var? Bu iki peygambere rağmen biz günah mı işliyoruz? Böyle saçmalık olur mu? Devam ediyoruz. Hidayetle görevli melek resuller. E melek resul de peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam peygamber efendimizden sonra asla gelmeyecek. O zaman kıyamete kadar insanların ve cinlerin Allah'ın kendileri için vaziyeti hedefe ulaşabilmeleri için kesinlikle cin resuller cinlere insan resuller de meleklere. İnsan resuller de iki kategoride ayetlerde zikredilmiş. Hidayetle görevli nebi resuller, hidayetle görevli veli resuller. Hidayetle görevli nebi resullerin sonuncusu Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizdir. E ondan sonra kıyamete kadar hidayetle görevli veli resuller gelecek. Vallahi Teala hem Zümer 71 hem de Mülk suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesi her devirde Allah'ın ayetlerini tilavet eden ona ulaşacağımızı bildiren Resul gelmedikçe azap etmeyiz diyor. Bakın cehennemin bekçileri cehennemdekilere sual soruyorlar. Yaşadığı üzerinde Allah'ın ayetini size tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? E Resulün olmadığı bir dönemde kişi ne diyecek? Gelmedi. E gelmedi allah Teala onun yerine ona haksız yere azap, cehennem azabı verir mi? Öyleyse Resulün kendisine gelmediği bir insan yok. Tebliğ herkese ulaşıyor. Zümer 71 size sizden olan Resuller gelmedi mi? Mülk 8 size nezir gelmedi mi? Evet nezir gelmişti ama biz işitmiş ve etmiş olsaydık. onun yalanladık. Tüm bunlar bize kesinlikle bu zat-ı muhteremlerin farkında olmadan tabii ki bilerek değil dini ortadan kaldırmaya sebep oldukları aşikar. Allah Resulü de diyor ki fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Şimdi tekrar hurafelere gelelim. Sadece bir tanesini Kur'an'la karşılaştırdık. Bakın 18. hurafe. Nebi olunmadan Resul olunmaz. E son Nebi Hatem-ül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evveler Resuller kıyamete kadar devam edecek. O zaman bakın şeytan öyle bir kurnaz mahluk ki Risaleti Nebi'nin önüne geçiriyor ve ikisini birden yok ediyor. Şeytanın hedefine bir taşla iki kuş vurmak ne yazık ki o. Yani evvela nebi Resul'ün arkasına atıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide bu hürafelere inanan insanlara göre nedir? Risalet, Resul, Nebi'nin de önünde. Çünkü Nebi olunmadan Resul olmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tespiti Allah'la insan arasındaki ilişkide en üst noktadaki makam nübuvvettir. Nübüvvet olduğu aşikar ortada. Alimran suresinin 79. ayet kelimesi. Allah kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiği kişi. Kitap, hikmet ve nübüvvet. Öyleyse nübüvvet Allah ile insan arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makamdır. Her nebi doğal olarak imamdır ama her imam nebi değildir. Her imam resuldür ama her resul imam değildir. Öyleyse nübüvvet İmamet, Risalet ve her Resul velidir ama her veli Resul değildir. Ve veli Resuller olmak üzere aşağıya doğru iniyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide dört tane makamdan bahsedebiliriz. Belayet bir, Risalet iki, İmamet üç, Nübüvvet dört. En üst noktada olan Nübüvvettir. Her Nebi kesinlikle hem asaleten imamdır, hem Nebi Resuldür hem de istisnasız velayeti velileri yetiştirendir. Ama her imam nebi değildir. Her resul imam değildir. Her veli resul değildir. Bu açıklamalar hepsi ayetlerle ispat edilebiliyor. Bu zaten muhteremler dini Kur'an'dan öğretmedikleri için bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. 40 akıllı çıkaramıyor. İşte bunların misali bu. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Öyleyse kıyamete kadar evet insanlar doğrudan doğruya devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Diğer insanlar da, kavim resulleri de, veli mürşitler de, vekil mürşitler de hepsi de devrin imamından öğreniyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bir izleyicimiz bu hocam. Mücadele suresinin 22. ayetinde belirtilen muhabbet duyma konusunu tasavvufta olmayan eşi veya beyi olanlar veya önceden tasavvufta olup sonradan fıska düşenler için açıklayabilir misiniz? Onlara karşı nasıl bir tutum sergilemek durumundayız? Allah razı olsun. Bu suali biz Efendimiz'e sorduk. Cevabı kardeşlerimiz mepereden öğrenebilirler inşallah. Nasıl bir tutum içinde olmamız lazım? Bunun hakkında benim bir görüşüm olamaz. Ayet-i Kerime gayet açık. İki grup insan hemen şu anda devreye koyalım inşallah. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Arapça niye üst üste çakıştı onu anlamadım. Böyle bir durum söz konusu olmuş. Şimdi Allah'a ve yumlâhire iman eden kişi evet daha güzel. Allah'a ve yumlâhire iman eden kişi Allah ve Resulüne haddi aşan kimselerle sevişir bulamazsın. İki grup insan var. Bu iki grup insandan bir tanesi Allah'a ve emnâh iman eden. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müşridine tabi olan bir insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşide tabiyeti reddeden insanlarla sevişir bulamazsın. Velev ki velev kan bu Allah ve Resulü'nün haddi aşan kişi babası olsa ev ebnavum Allah ve Resulü'nün haddi aşan kişi evladı olsa ev ihvanum ve ihvanum Allah ve Resulü'nün haddi aşan kişi kardeşi olsa ev aşiretuhum Allah ve Resulü'ne karşı haddi aşan kişi ırkından birisi olsa dört grup sayıyor babası evladı kardeşi ve aşireti onlarla sevişir bulamazsın Mesele baba engelliyor Allah'a ve emniyata ah iman eden kişilere gitme. Bu kişi dinlemiyor. Evlat dinlemiyor. Kardeş dinlemiyor. Haşiretinden dinlemiyor. Ancak böylelerin kalplerine Allah imanı yazmıştır. O zaman sevgili kardeşlerim dikkatle bakın buna karşılık kalplerine iman yazılanlar Allah'a ulaşmayı dinleyen tabi olanlardır. Allah'a ve emrine iman eden kişi, kalbine iman yazılan, mürşidine tabi olan kişidir. Diğer akrabaları, babası, evladı, kardeşi ve aşiretinden olsa dahi, Allah ve Resulüne karşı haddi aşıyorlarsa, yani ulaşmayı izlemiyor, tabiyetleri yoksa onlarla sevişir bulamazsın, akraba dahi olsa. Ancak böyle özellikte olanların Allah kalbine iman yazmış, onları cennetine almış, ve Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu rıza ikinci sefer rıza. Ula <laughs> ki bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ela ne hezbollahü ancak Allah'ın taraftarları felah budur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Almanya'dan Bahar Hanım. Muhterem Hocam, tebliğ yaptığım bir hanım, içimden tanım, tanıdığım bir insan benimle konuşuyor. Otaram hocam bu durumda bu bayana nasıl e, ne yapması lazım? Bu hanım tabi değil inşallah Allah razı olsun. Tabi değil nasıl oluyor onu bilmiyorum. Ama o tabi olmayan kardeşimize Allah'ın bir Kur'an reçetesi var. Sen İslam dinine inanıyorsan, Allah'a inanıyorsan, peygambere inanıyorsan, Allah'ın indirdiği son şeriat kitabı Kur'an'a iman ediyorsan bizim sana tavsiyemiz kalbin ulaşmayı dile ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti hacet namazı kıl, mürşidini Allah'tan iste. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi ol. Ben kimin içinde ne konuşur ne bileyim bunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek, ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak üzere ve huşu sahibi ise Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece dört hacet namazıyla ile mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Allah razı olsun. Allah sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Efendimiz bir sohbetinde Hazreti Ali gece gündüz Allah'ı zikrederdi buyurdu. Muhterem Hocam zikrin önemini açıklar mısınız? Ve biz de nasıl çok zikredebiliriz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim gerçekten de zikir ibadetlerin sultanıdır. Din baştan sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi nefsi ihlasa ulaştırmak için. Nefsin ihlasa ulaşması nefs kesesi ve tasfiyesini gerektiriyor. Öyleyse görüyoruz ki nefs kesesi ve tasfiyesi zikirsiz olamaz. Zikir yoksa ne nefs kesesi olabilir, zikir yoksa nefs tasfiyesi yok. Yani din yok. Öyleyse ibadetlerin sultanı zikirdir. Ama bu zikrin bizde sonuç verebilmesi, nefsimizi teski ve tasfiye etmesi neye bağlı? Kalben ulaşmayı diledikten sonra 12 tane ihsanla mürşidimize tabi olmamıza bağlı. Çünkü eğer ulaşmayı diler de mürşide tabiyeti kabul etmezsek o da gerçekleşmez. Huşu sahibi olabiliriz ama onun ötesine geçmemiz mümkün değil. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, zikir yaparak nefs seskesini başarmamız mümkün değil. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmasa kalbimize iman yazılmaz. Kalbimize iman yazılmasa sadece yapılan zikirlerden yüzde ikilik bir rahmet nuru içeriye sızar ve hoşu sahibi oluruz. Ama asla ve asla nefs tezkiyesine başlayamayız. Nefs tezkiyesine başlayabilmemiz iki çift nurun birden bize gelmesine bağlı. allah Teala bunu hem nur 21'de açıklıyor. وَلَوْ لَا فَدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Hem de Bakara 157'de açıklıyor. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetin. Onların üzerinde selavat ve rahmet vardır. Ve lev la ve Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı. Öyleyse rahmet taşıyıcı ise kesinlikle fazlılar kalpte toplayıcı, salavat da bağlayıcı olarak fonksiyon eda etmesi lazım ki nefs tezkiyesi bizde oluşabilsin. Allah razı olsun. Allah size sonsuz olsun. Muhtemelen müsaadenizle Bursa'dan Cemal Bey bize bir görüntülü sorular. İnşallah. Selamun Aleyküm ben Abdullah ve Rahmetullah ve Berekat sevgili Cappar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Efendimiz davranış biçimlerinde mutlu olmak için etrafımızdaki insanlara kendimizden bir şeyler vermemiz gerektiğini söylüyor. Fakat burada şeytanın iki tuzağı var. Öncelikle birincisi ee, o kişilerden beklenti içerisinde oluyoruz. İkincisi de e, o zamanı, o vakti veya o parayı o kişiye vermeseydim başka bir e, yolla daha mutlu olabilirdim düşüncesi. Bu iki düşünceden nasıl kurtulup e, tamamen e, o e, vaktimizi veya paramızı verdiğimizde mutluluğu yakalayabiliriz. Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum sevgili Cappar Hocam. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü Cemal kardeşim biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Beklenti içine girmeyeceğiz. Zaten tebliğ yapanların ortak özelliği 7 ayet-i kerimede biz sizden bir beklenti içinde değiliz. Biz sizden ücret istemiyoruz. Dolayısıyla zamanını veren kişi mutlak surette karşılığını Allah'tan alıyor. Parasını veren kişi mutlak surette karşıdan parasını alıyor. Beklenti içine giriyorsa o zaman o kişinin Allah için değil bir dünyevi ticaret içine girmiş olması söz konusu. Halbuki bakın Allah bizden diyor ki sizden bir ücret istemeyenlere tabi olun. Enam 90. Sizden bir ücret istemiyorum. Kim bunu söylüyor? Allah'ın peygamberi. Yunus 72. Yaptığım tebliğe karşı sizden ücret istemiyorum. Kim bunu söylüyor? Allah'ın peygamberi. Kut 29 sizden bir ücret istemiyorum. Kim söylüyor Allah'ın peygamberi? Kut 51 sizden bir ücret istemiyorum. Kim söylüyor Allah'ın peygamberi? Benim ücretim Allah'a aittir. yani bunlar Allah için hayatlarını feda edenler, ve Allah için çalışanlar. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, siz bir iş için iki yerden ücret alamazsınız. Tekrar ediyorum, siz bir iş için iki yerden ücret alamazsınız. Ücret alıyorsanız bir tanesi faizdir. O zaman faiz de yasaklanmıştır. Dolayısıyla o zaman ne yapmaması lazım? Siz karşılıksız veriyorsunuz ve karşılıksız verdiğiniz anda sevgili kardeşlerim Allah serül hesaptır. Derecat açısından olay olur olmaz anında Allah adaleti gerçekleştiriyor derecat açısından. 7 tane ayet kerime Allah'ın serül hesap olduğunu görelim. Üzerimizde vazifelik kıldı dört tane kiramen ketme Allah hesabı çabuk görendir. Yani anında görendir. Anında. Allah hesabı çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Öyleyse siz niyet ettiniz. Birisine zaman ben bunu mutlu edeceğim. Tamam. Beş dakikanı, on dakikanızı veya saraya harcadınız. Ama mutlu edemediniz. Tamam. Niyet ettiniz. Mutluluk için kesinlikle o mutluluğun karşını allah Teala size verdi mutlu etseydiniz, sizin niyetiniz mutlu etmek ve başarabilseydiniz, o zaman iki katlı ekmek kadayıf, o da mutlu olacaktı, daha da senin mutluluğun artacaktı. Ama öyle olmasına rağmen sen niyetinin sonucuna ulaşıyorsun allah Teala, bak sen niyet ettin ama başaramadın, ben sana niye seni mutlu edeyim demiyor. Sen niyet ettin, kesinlikle onun karşılığı bir mutluluk var, başaramaman senin elinde değil, o kişinin de iradesine bağlı bir olay. O sebeple siz ne yaparsanız Allah için karşını Allah'tan alırsınız. Dolayısıyla buna göre kararınızı verin. İkincisi ben bunu yapıyorum ama başka şu 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 şekilde beklenti içine girecek. Efendimiz bu konuda çok güzel istifade ediyor. İnsanların nefsine değil, insanın ruhuna hizmet ediniz. Nefse hizmet ederseniz nefsiniz de pay sahibi olur. Ama insanların ruhuna hizmet ederseniz Şartlar ne olursa olsun karşılığını mutlaka Allah size verir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bizleyicimiz Muhterem Hocam, halam bizimle birlikte yaşıyor. 7 yıldır ki tebliğ yapıyoruz ama Efendimiz'i kabul etmiyor. Kendi emaniye bilgileriyle övünüyor. Bu yüzden halamı sevmiyorum ve aynı evde yaşamak istemiyorum. Herkes bana onu sevmem gerektiğini ve ona hizmet etmem gerektiğini söylüyor. Bu durumda doğru düşünme alışkanlığı nasıl olmalı? Yani ona hizmet et sevgili kardeşim. Diyelim ki halan gerçekten öyle. Efendimiz'i sevmiyor olabilir. Ama sen eğer halana hizmet edersen, iyilik yaparsan sen derecet kazanırsın. Sen onu seversen derecet kazanırsın. O zaman sevmemekle kendine niye zulmediyorsun sevgili kardeşim? O kişinin Efendimiz'e iman etmemesi onunla Allah arasında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şöyle buyuruyor. Zarar vermek yok, zarara zararla karşılık vermek yok. Birinci etap hepimiz için zarar vermek yok. İkinci etap zarara zararla karşılık vermek yok. Senin halen belki sana zulmederek zarar veriyor tamam. Ama sen ona zararla karşılık vermeyeceksin. Yine ona iyilik yapacaksın. Yine onun mutlu eden davranışları sergileyeceksin. O onunla Allah arasında hesabını Allah'a verecek. Neye dayanıyorsa dayansın. O bizim problemimiz değil. Ama kesinlikle ev halkının fikrine katılıyorum. Sen Allah'ını da sev. Sevdiğin zaman Allah sana şöyle ey kulum bak o beni sevmiyordu. Niçin sen onu seviyorsun demiyor. Mümtehine <laughs> suresinin 8. ayet allah Teala bir şey söylüyor bize. Diyor ki sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkartmayan insanlar kafir olsa dahi onlara iyilik yapmanız ve adaletli olmanızdan Allah sizi ne yetmez yasaklamaz. Bakın iki şey söylüyor. Halan sizi yurdunuzdan çıkarsaydı tamam. Halan sizinle savaşsaydı tamam. Diyebilirdi ki o zaman sen sevmeyebilirsin. Ama öyle değil. Aynı evin içindesiniz. Halan sizinle savaşmıyor, sizi yurdundan çıkartmıyor. Dolayısıyla böylesi bir noktada halan hangi inancı, yanlış, inancın içine olursa olsun sen ona iyilik yapabilirsin. Yapmış olduğun iyiliğin karşılığını Allah'tan alırsın. Sen halana adaletli davranabilirsin. Yapmış olduğun bu adaletli noktayı da sen Allah'tan karşılık alırsın. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ankara'dan Sayman'ın muhterem hocam konferans ve ihtar, iftar için ailemde okul gezisi diye evden çıkıyordum. Okul tatil oluyor. Ne yapmam gerekiyor? İzin vermedikleri zaman nasıl çıkabilirim Allah razı olsun. Sen de onların rızasını da al, gönlünü et. Her zaman efendimiz ailevi ilişkilerde üç dersiniz varsa üçüne de çalışacaksınız. Yani Allah'a hizmet edeceksiniz, çalışacaksınız. Aile fertlerinin de rızasını alarak çalışacaksınız başka görevleriniz varsa onu yapacaksınız. Yani bir tarafı her zaman Efendimiz böyle abat ederken diğer tarafı berbat etmeyin. E tamam okula bugüne kadar sen bu şekilde geçirmişsin. Nurun nur. <laughs> ama okul tatil oldu şimdi sen <laughs> ne söyleyeceksin? Biraz da onların gönlünü al. Biraz da onlara tebliğ yap. Biraz da onlarla onları mutlu etmeye çalış. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Yoksa tamam kardeşlerimizle birlikte olmak daha güzel. Buna katılıyorum yüzde yüz. Ama aile fertlerini de yabana atmak, onlara karşı vazifelerimizi yerine getirmemek o da bize kayıp verir. Allah razı olsun. Allah sizden sonuç razı olsun. Bir izleyicimiz Muhtar Hocam ailece akşamları Efendimizin ve Lasır kitabından çalışıyoruz. Önceden tebliğ olarak bildiğimiz ayetleri söylüyordum. Şimdi basamak basamak ders olarak yapıyoruz. Bu şekilde çalışmamız doğru mudur? En çalışkan öğrencimiz 12 yaşındaki oğlum. Allah razı olsun. Çok güzel aslında yapmanız çok güzel ama benim acizene tavsiyem e, bu da güzel fakat Efendimizin tezekür sohbetlerinden öğrenmeniz çok daha güzel sevgili kardeşlerim neden Efendimizin tezekür sohbetlerinden diyorum? Çünkü Efendimizin sohbetlerini dinlerseniz Efendimizin başına gelen o feyz nuru dinleyenlerin kalbine ulaşıyor hem siz ayet öğreniyorsunuz. Hem o süre içerisinde nefsiniz teskiye oluyor. Yani bir taşla iki kuş. Ama siz kendi kendinize ayet çalıştığınız zaman sadece sizin zikriniz ne oluyor? Ayetlerin tilavetiyle oluşan bir zikir. Halbuki diğeri tam tersi. Belki o sırada Efendimizin yani iki katlı ekmek kadayıf dinlemek istiyorsanız Efendimizin sohbetlerinden Kur'an'ı öğreniniz. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Adem Aleyhisselam'ın çocukları dini nebi olan, devrin imamı olan, halife olan babalarından öğrenmişlerdir. Her devirde olay budur. İnsanlar mutlaka Allah'ın tayin ettiği müşriklerden öğrenmek durumundalar. Çünkü onlar yedi sabah dört teslimle Allah'a teslim olmuşlardır. E şimdi biz kendi kendimizi aldığımız zaman tamam böyle bir çalışma da güzel okul zihniyeti içinde bunu yapabilirsiniz. Ama kendi zanlarınıza tabi olursunuz. Fakat Efendimizin sohbetini dinlediğiniz an Allah'ın yardımını alırsınız. Kalbinize allah Teala'nın nurları girer. Çok yönlü bir olay vardır. Onun için ben her zaman kardeşlerimize şunu söylüyorum. Yeni yeni şeyler icat etmek yerine A'dan Z'ye kadar yüzde yüz Efendimiz'e teslim olarak dini yaşamak. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Elşen Bey Muhterem Hocam. Ayağımda yara var. Bu yara öte, önceden daha fazla acı vermesine rağmen bütün namazlarımı ayakta kılabiliyordum. Şimdi acımla, acılarım azaldı ama namazları sandalyede oturarak kılıyorum. Bu sebeple iman zayıflığı bu sebeple iman zayıflığı mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Yani kılabiliyorsan ayakta ayakta kıl. Yani bir özür olmadan bu şekildeki namazlar Efendimiz pek tasvip etmiyor. Özrün varsa tamam ona diyeceğim bir şey yok. Ama ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl inşallah. Çünkü namazın rükünleri belli. Kıyamdayken otururken vesaire diye rükü var, sucud var ve secde olayı var. Bu Bunların yerine getirmesi lazım. Namazın rükünleri bunlar. Özrün varsa tamam yani sandalyede kılabilirsin ama ayakta kılabilecek bir durumun varsa azalmışsa tam tersi hamdünün şükrünü o şekilde eda etmen çok daha güzel bir şey olur inşallah. Allah razı olsun. Allah size sonsuz olsun. Razı olsun. Bıtırma hocam bize ulaşan çok sayıda dua hali var ve bugün de geldik programımızın sonunda son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka haram Kur'an, haram mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri Efendimizin nimetiyle hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.